İnsan Hakları Derneği olarak tespit edebildiğimiz kadarıyla hapishanelerde 651 ağır olmak üzere 1517 hasta mahpus bulunmaktadır. Bu hastaların içerisine ileri yaşta ve yaşamını tek başına devam ettiremeyecek durumda olanlar hapishanelerde ısrarla tutulmaya devam edilmektedirler. Hapishanelerde devam eden ölümlerin hepsi önlenebilir ölümler olmasına rağmen ne tedbir alınıyor ne de ağır hasta mahpuslar tahliye ediliyorlar. 78 yaşındaki Mehmet Güvel, Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu Hastanesi'nde kanser tedavisi görürken 6 Şubat 2024'te İstanbul'da gözaltına alındı ve 10 Şubat 2024'te tutuklanarak Marmara Kapalı Hapishanesi'ne götürüldü. 24 Şubat 2024'te ise Marmara'dan alınarak İzmir Kırıklar Buca Yüksek Güvenlikli Kapalı Hapishanesi'ne kendi talebi dışında sürgün edildi. Mehmet Güvel'in %80 engellilik raporu bulunmaktadır ve ayrıca Wernicke-Korsakoff hastasıdır. Prostat hastasıdır ve kanser teşhisi konulmuştur. Kanser hastalığından kaynaklı olarak tedavi süreci devam ediyorken tutuklanıp tedavisinin yapıldığı ilden başka bir yere sevk edilmesiyle de tedavisi yarım kalmıştır ve ağır sağlık hakkı ihlali yaşatılmaktadır. Ağır hastalıklarından Wernicke-Korsakoff olmasından dolayı denge problemleri yaşamakta ve tek başına yaşamını idame ettirememekte, bu nedenle arkadaşların desteğine ihtiyaç duymaktadır. Geceleri 7-8 defa tuvalete gittiğinden her defasında düşüp kendini sakatlama tehlikesi yaşamaktadır. Ayrıca yüksek güvenlikli kapalı hapishanelerin ağır tecrit ve sağlıksız koşulları da durumunu daha kritik hale getirmektedir. Mehmet Güvel'in devam eden kanser hastalığı nedeniyle yaşatılan sağlık hakkı ihlaline son verilmeli ve öncelikle tedavisinin devam ettiği ildeki bir hapishaneye sevki sağlanmalıdır. Hasta mahpuslar dahi henüz tutukluk aşamasında sağlık durumları uygun olmadığı halde ağır tecrit uygulamalarına maruz bırakılmaktadırlar. Mahpusların insani ve sosyal ilişkilerden koparılmak, yalnızlaştırılmak istendiği, yaşayan ölüler mezarlığına dönüştürülen hapishaneler ve infaz uygulamalarıdır söz edilen. Özellikle hasta mahpusların tedavi hakkı, sağlığa ulaşabilme hakkı ve yaşam hakkı bu tip hapishanelerde ağır tehdit altında olup, bu hapishanelerdeki uygulamaların bu alanda çalışan hukuk ve sağlık örgütleri tarafından da yakından takibi ve yaşanan sorunların çözümü için kamuoyu desteği gerekmektedir. Hakkında somut bir delil olmadığı ve sadece bir gizli tanık ifadesine dayanarak tutuklandığı belirtilen Eren Odabaş, 2016 yılından bu yana bacağındaki tümör nedeniyle tedavi görmekte olup son BT raporunda lenflerinde, koltuk altı ve kasıklarda nodül büyümesi, tümörde büyüme ve aynı bölgede kemik büyümesi görüldüğü ve hayati riskinin olduğu belirlenmiştir. Tedavisi ÇAPA Onkoloji Anabilim Dalı'nda yürütülen Odabaş, tutuklandıktan sonra Sincan'a gönderilmiş, İstanbul dışında bir hapishaneye sevk edilmiş olması ve hastane değişikliği tedavi sürecinin de kesilmesine neden olmuştur. Sağlık durumundan dolayı Eren Odabaş'ın adli kontrol uygulanarak tutuksuz yargılanması ve İstanbul'da bir hapishaneye getirilmesi yönündeki taleplerinin acilen değerlendirilerek kabul edilmesi, sağlık ve yaşam hakkının korunabilmesi bakımından hayati önemlidir. Eren Odabaş derhal serbest bırakılsın. Serbest bırakılması gerektiğini, sağlık durumunun da gözetilerek aynı şekilde serbest bırakılması gerektiğini dile getirip durduk. Bu dile getirmeler, eşimin dilekçeleri, avukatımızın dilekçeleri hiçbir şekilde dikkate alınmadı. Eşimin sağlık durumu gitgide kötüye gidiyor. Ağrıları başladı, oturamıyor, yatamıyor. Tümörün üstüne oturamadığı için ortopedi doktoru ceza tehiri, yani cezaevinde kalamayacağı uygundur görüşü belirtti. Bunun peşine heyete çıkılmasına karar verildi. Fakat heyet de beklemedi. 2 haftadır gerekçe gösterilmeden ufak tefek eksiklikler ve bu eksiklikler birisi halloluyor, birisi çıkıyor. Birisi halloluyor, başka bir eksiklik çıkıyor. Derken tam 2 haftadır biz heyet raporu bekliyoruz cezaevinde kalamayacağına dair. Cezaevinde kalamayacağına dair zaten ÇAPA Onkoloji'nin 14 Mart'ta verdiği bir rapor var.
peşine 18 Mart'ta verilen raporlar var. Tüm bunlar göz önünde bulunduğu olarak eşimin tahliye edilmesi acil ihtiyaçtır. Ki zaten hukuki olarak da ihtiyacımız olan budur. Hukuki olarak baktığımızda eşimiz şu anda hiç gözaltına alınmamış. 88 gündür hiç içeride kalmıyor olması gerekirdi. Fakat ne yazık ki bu şekilde işlemiyor. Tamamen keyfi kararlarla şu anda tutuklu. Hasta mahpuslar serbest bırakılsın. Hasta mahpuslar serbest.